neresi sorduğu nokta. Ama oradan vuracağım. Siz buraya niye gelmiştiniz? Ölmeye. Zeynep Kaan'ı nasıl evet diyecek? Ölür de evet demez. Belki birileri ölmesin diye evet der. Anarjı abi kanalından hepinize merhaba. Sizlere bugünkü videomuzda Kudusu Sevda 43. 2. fragmanı ile ilgili bazı ilginç detaylar, bir de dizimizle ilgili sürecin nasıl ve ne şekilde yürüteceğini, senaristler tarafından nasıl bir oyun hazırlandığı ile ilgili sizlere tüm bu olayların perde arkasındaki her şeyi bu videomuzda aktaracağız. Öncelikle video başlıklarımızdan bir tanesi Halo'nun kurtulması ve Halo'yu kim kurtaracak adlı video analiz başlığımız. İkincisi ise Didem'in hamilelik yalanının tamamen ortaya çıkması. Üçüncü de Zeynep ile Kaan'ın evlilik hikayesi başlıklı olanlardan sizlere bu şekilde aktarmış olalım. Bir de video analizimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmanızı, bir de videolarınızı beğenerekten de bizlere destek olabilirsiniz. Zaman kaybetmeden video analizimize geçelim. Öncelikle bilindiği gibi Halo'nun düşmanları tarafından kendisine bir pusu kurulmuştu. Bu yapılan pusu da Halo ele geçirilmişken bir yandan da Halo'nun kimler tarafından ve ne amaçla ele geçirildiği, yani yakalandığı da söz konusu olmuştu. Peki senaristler ne yapmaya çalışıyor? Seyirciyi daha da fazla nasıl ters köşeye düşürecek planlar yapıyor. Sizlere senaristin kafasındaki soru işaretlerini şu şekilde aktaralım. Bilindiği gibi aksiyon dolu son hızla devam eden Hukuk Hudutsuz Sevda dizimizin son zamanlarında biraz da olsa reytingleri düşmüştü. Lakin senaryolar tarafından ve özellikle senaristler tarafından son dakikalarda yapılan değişiklikte artık olayı aksiyon dolu sahnelere, bir de olayla ilgili reytingleri yükseltmek için de ters köşe yapma kararını almışlardı. Bunlardan bir tanesi de Halo'nun yakalanması. Peki Halo neden Kaan tarafından yakalandı ve özellikle Kaan, İskender ve Şeref'in bu olaydan karı kazancı ne olacağı bilgisini de sizlere şu şekilde aktaralım. Bu olaydaki özellikle Halo'nun yakalanmasıyla birlikte tehdit ederekten de Kaan'ın tek amacı Zeynep ile birliktelik yapmak, bir de evlilik yoluna gitmek olacaktı. Zaten sizler de görmüş olduğunuz gibi Zeynep'e Halo ile ilgili, yani işkence videosunu izletirken Halo'nun hayatının tamamen Zeynep'e bağlı olduğunu, kendisi evet dediği takdirde Halo'yu serbest bırakacağının fikrini sizler de görmüş olacaksınız. İkinci bir konumuz ise Zeynep'in cevabı Kaan'a karşı nasıl olacaktır? Zeynep, Halo'yu çok sevmesinden dolayı Halo'nun hayatı karşılığında kendisiyle, yani Kaan'la evlenmeyi vaadini evet diyecektir. Çünkü bir yandan Halo'nun yaşaması, bir yandan da Kaan'la bir birlikteliğini yapması zaten senaryo gereği bu ilerleyen zamanlarda bozulacaktır. Zeynep'in evet demesi herhangi bir şey değiştirmeyeceğini, sizlere buradan da bunu bildirmek istiyoruz. Çünkü bu senaryolar, bu reytingler yükseldikçe dizi artık reytingler sonucunda biraz da olsa geçmiş hayatındaki gibi, yani geçmişteki filmler gibi düzelme aşamasına geçecektir. Bir de Zeynep'in Kaan teklifine evet demesinden sonra bunlardan sonraki süreçte sizleri neler bekliyor olacaktır. İkinci bir konumuz, peki Kaan'ın tek derdi Zeynep'le evlenmek. İskender ve Şeref ne istiyorlar? İskender ve Şeref'in, özellikle Şeref'in Halo'nun kendisine aldığı parayı, yani Halo'nun kendisine çarptığı parayı geri almak ve bunun için de birçok defa zaten operasyonda bulunmuştu. Lakin her defasında oyun içinde oyun yapan ve ava giderken avlanırken Halo tarafından da birçok defa pusuya düşürülmüştü ve ancak Kaan'la İskender'le birlik olursa kendi parasını da kurtarmaya çalışacağının bilgisini de sizlere buradan da vermiş olalım. Peki bunlar amaçlarına ulaşabilecek mi sorularda sizler tarafından çok fazla kafanızda soru işareti olmuştur. Şimdilik size özellikle Kaan'ın amacına ulaşması için büyük bir adım atacağını ve bu ilerleyen zamanlarda
senaryo gereği de olsa Bozdurağcan fikrini sizlere aktarmak istiyoruz. Çünkü Kaan'la Zeynep'in evlenmesi gibi bir durumu söz konusu değildir. Senariste tarafından özellikle son zamanlarda senaryoları bozmasından dolayı böyle bir ilişki yaşanır mı gibi sorusuna da bizim tahminlerimiz de hayır, yaşanmamalı. Çünkü Zeynep ile Kaan arasında bir ilişki olursa reytingler daha da fazla giderek düşecek. Çünkü özellikle Hudutsuz Sevda'nın büyük kitlesi Zeynep ve Halo üzerinden dizi izlediklerinden dolayı reytinglerde bir düşüşün yaşanacağını gözükmektedir. Senaristler de bunları göze almayaraktan da şimdilik Kaan'ın teklifini evet dese de ilerleyen zamanlarda Halo'nun kurtulmasıyla birlikte işler tamamen gün yüzüne çıktıktan sonra Zeynep'le Kaan'ın da durumu eskiden olduğu gibi yine karmaşık hale gelecek ve yine kaldığı yerden Halo ile Zeynep bir birliktelik yaşayacaklar. Gelelim ikinci ve en önemli etkenlerden bir tanesi Didem olayına. Bilindiği gibi daha önceki bölümlerde ise Didem Halo'yu kaybetmemek adına birçok defa oyunlar oynamıştı. Bu oyunların en mükemmellerinden bir tanesi de çareyi Kaan'la birlikte yaptığı planla yani hamilelik süsü verecektir. Peki Didem gerçekten hamile mi yoksa Didem oyun içinde oyun mu oynuyor? Bunun cevabını sizlere 42. bölümde ve 43. bölümün bir kısasını aktarmak istiyoruz. Didem'in Zeynep'e karşı geçmesi, Halo'dan hamile olduğunu, bu bilgi verdikten sonra Zeynep'in adeta dünyası şoka uğrayacaktır. Çünkü Zeynep böyle bir birlikteliğinin aklına dahi getirmezken böyle bir sonucun ortaya çıkması gerçekten herkesi de derinden bir şok olaraktan da etkilemişti. Lakin şu an için özellikle senaryolarında karmaşık duruma gelmesiyle birlikte bazı şeyleri tahmin etmek zor. Fakat dizimizin fragmanları yayınlanır yayınlanmaz onlar da gün yüzüne çıkaraktan da tekrarda olduğu gibi bizler de sizlere aktaracağız. Lakin bizim şu an için tahminlerimiz, analizlerimiz gösteriyor ki Didem'in yalanı dizimizin ilerleyen zamanlarında ortaya çıkacaktır. Çünkü bir yandan Halo'nun yakalanması, bir yandan ortadan kaybolması, bir yandan da Didem'in hamilelik yalanının ortaya atılması ve kafaların karıştırması da. Tabii ki bunlar da en büyük etkenlerinden bir tanesi de Halo'nun tekrardan kurtulmasıyla birlikte gerçekler teker teker gün yüzüne çıkacaktı. Didem şu an için hamile değildir. Yalnızca Zeynep'i Halo'dan uzaklaştırmak için böyle bir durumda özellikle Halo'nun yakalanmasıyla birlikte Zeynep'in de boşlukta olmasını ve özellikle kendisini de daha güçlü bir hale getirmek için de böyle bir yalanı atlayaraktan da aslında Kaan'a destek olacaktı. Çünkü böyle bir psikoloji sayesinde de özellikle böyle bir durumu ortaya attıktan sonra ve Zeynep'in Halo'yu onu aldattığına inanaraktan Kaan'ın teklifine evet diyeceğini bilgisini buradan da size aktarmak istiyoruz. Lakin dizimizin ilerleyen zamanlarında sizler de göreceksiniz. Zeynep'in hamilelik şoku belli bir oyundan sonra tekrardan gün yüzüne çıkacaktır. Zeynep'ten sonra bir de size detaylı bir şekilde Mecnun Binbaşı'ndan da ve özellikle geriye kalanlardan da bahsetmek istiyoruz. Bir de olaya Mecnun Binbaşı'nın özellikle Halo'nun tutulmasından dolayı ve böyle bir olay yaşandıktan sonraki Mecnun Binbaşı'nın tepkisini ve neler yaşanacağı hakkında Orhan'ın da kanıtlarıyla birlikte sizleri neler bekliyor hakkında da kısa kısa analizlerimizi aktaracağız. Halo'nun yakalanmasıyla birlikte haber tez zamanda her yere yayılacaktır. Tabii ki haberin yayılması çok fazla kişi tarafından da bunun artık Halo'nun bir son olduğunu bilecek birçok kişi tarafından da Halo'yu kurtarmak için de elinden gelen her şeyi yapacaklardır. Peki Mecnun Binbaşı bu konuda ne yapacak ve aslında Halo'yu kurtarmak için de neler yapacağına dair kendisine şöyle şekilde bir tahminlerimizi verelim. Bilindiği gibi Mecnun Binbaşı'nın devlette yani istihbaratta çok tanıdığı falan vardır. Ve bu tanıdıklarını devreye koyaraktan da Halo ile ilgili bilgiler, iz ve emare toplamaya çalışacaktı. Çünkü kimin kaçırdığı tarafını bilinmekte ve Zeynep Mecnun Binbaşı'ya özellikle Kaan tarafından kaçırdığını bilgisini verecekti. Tabii ki Kaan ortasını attıktan sonra gerisini tahmin etmek de çok zor olmayacaktı. Mecnun Binbaşı'nın tanıdıklarıyla, geçmişiyle, geleceğiyle bütün dostlarını ortaya koyacak ve devreye koyduktan sonra da Halo ile ilgili Kaan üzerinde Şeref ve İskender üzerinden de birçok defa da olsa iz ve emare yani delil aramaya başlayacaktı. Göreceksiniz ki 43. bölümün sonuna doğru tekrardan Halo Mecnun Binbaşı tarafından da kurtarılmayı bekleyecekti.
Çünkü şu an için Halo'nun özellikle tüm bunlar yaşanırken peki Halo'nun kafasında soru işareti olan yani bir planı var mı? Bilindiği gibi geçmişe baktığımızda gerçekten Halo çok fazla detaylı bir şekilde plan yapmadan hiçbir şey yapmadığını sizler de göreceksiniz. Bu seferlik tecrübesizliğine dağınaraktan da düştüğü pusuda Mecnun Binbaşı'nın da yardımlarıyla birlikte tekrardan kurtarılacaktı. Tabii ki Halun'un kurtulması özellikle Kaan, İskender ve Şeref üzerinde ağır bir baskı oluşacaktı. Halun'u tekrardan kurtulması ve özellikle Mecnun Binbaşı tarafından da kurtarılmasıyla birlikte operasyonla alınması artık İskender ve Şeref'in ve Kaan'ın sonu gelmiş olacaktır. Sizlere şimdilik bu şekilde bir video analizimizi aktarmış olduk. Gelelim bir de Fikret ve Damla olayına. Özellikle son zamanlarda YouTube yorum kısmımıza bize Damla ile Fikret'in ayrılacağı, boşanacağı haberleri çok fazla gelmektedir. Sizlere bu konuda fikirlerimizi, analizlerimizi kısa bir şekilde aktardık ve ondan sonra videomuzu böylelikle de bitirmiş olacağız. Bilindiği gibi Damla Şota'yı vurmakla büyük bir savaşı başlattığını ve özellikle evin içindeki birçok sıkıntı sorunu yaratmaya başlamıştı. Tabii ki Damla'nın orada haklı bulunmasıyla birlikte tabii kanunların verdiği yetki ayrı bir şekilde sizlere sadece dizi gereği sanaryo gereğini aktaracağız. Damla'nın kendi babasına intikamını alması için Şota'yı vurması Fikret'in asıl kendisini suçlayacağı bir konusu değildi. Çünkü kız kendi bildiğince babasının intikamını almaya çalışmıştı. Bu konu emniyette veya başka bir yere sevk edilmeyecek ve aile arasında tamamen çözülmeye başlayacaktır. Yani Damla için herhangi bir hapis ve cezaevi yolu gözükmeyeceği gibi bu şekilde sanarılarda yazılmamıştı. Damla'nın şu an aile içinde ve Şota'nın kendi kendine yaralanması gibi birçok sahnede olacağı gibi böyle bir ifade verecekti. Yani durumun kazayla olduğu bilgisi bu şekilde de emniyete iştirak edecekti. Tabii ki ondan sonraki süreçte Damla ve Fikret ayrılmayacaklar. Herhangi bir boşanma kararlarını olmayacağını sizlere buradan da aktarmak istiyoruz. Çünkü Damla ve Fikret her ne kadar kavga etseler de, her ne kadar sorun yaşasalar da, neler yapsalar da yapsınlar, herhangi bir sıkıntı, sorunlar geçirmiş olsalar dahi Damla ile Fikret hala birbirlerini seviyor ve dizi gereği, sanaryo gereği herhangi bir boşanma sahnesi olmayacağını ve aynı evde kalacaklarını, Şota ile birlikte aynı evde kalacaklarını bilgisini de sizlere buradan da aktarmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte sizleri neler bekliyor? Özellikle Damla, Fikret, Şota ve ailesi üzerinde konuşmak istiyoruz. Damla, Fikret, Şota ve ailesi konakta iki farklı yabancı olaraktan da yaşayacaklar. Ne Fikret Bey onları konaktan kovacak ne de Fikret Bey onları konağın dışına çıkartacak. Bir de Fikret Damla'yı da boşamayacağını yani aynı ev içinde iki tane yabancı karakterleri canlandıracak şekilde sanaryolar bu şekilde yazılacak mı? Peki ilerleyen zamanlarda bu durum değişecek mi? Hayır. Şimdilik bizim de yaptığımız analize bu doğrultusunda. Şota ile Didem'in arası, özellikle Şota ile Damla'nın arası özellikle ilerleyen zamanlarında olmayacak, düzelmeyecekti. Çünkü Şota'nın Damla'nın babasını vurmasıyla birlikte adeta büyük bir savaş başladığının fikrini sizlere buradan da aktarmak istiyoruz. Şimdilik sizlere Hudutsuz Sevda ile ilgili genel bir detaylı bir analiz videomuzu bu şekilde aktarmış olduk. Sizler de Hudutsuz Sevda ile ilgili tüm gelişmeler, şok fragmanlar, fragman analizleri, bölüm analizleri ve dizimizle ilgili tüm her şeyi öğrenmek istiyorsanız tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmanızı, videolarımızı beğenerekten de yorumlarınızı bekliyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.